Özgür Özel'e bir bakıyoruz. Bırak Özgür Efendi demeyi diyor. Emeklilerin haline, durumuna bak diyor. Asgari ücreti de 25 bin lira yap diyor. Aslına bakarsanız ses yükseliyor da. İktidar bu sesi duyuyor mu? Ne dersiniz Sayın Ali Tezel? Ben iktidarın duyduğuna inanmıyorum ama o ses çıkaranların da Mart seçimlerinde kime oy vereceklerinde soru işaretlerim var. Evet. Çünkü ülke 16 milyon emekli var. 26 milyon çalışan var. Çalışanların %90'ı asgari ücretten sosyal güvenlik kuruma bildiriyorlar. Emekliler eşlerini saysak 32 milyon yapar. Birer de çocuk desek 48 milyon yapar. Evet. Zaten toplam oy veren sayımız 55 milyon. Yani oy verenlerin büyük çoğunluğu emekli, asgari ücretli. Ama aynı iktidar %52 oy aldı Mayıs'ta. O yüzden buna güvenerek vermez yani. Nasıl bana oy verecekler diyor. Bana oy verecekler için de onlara zam yapmama, maaşlarına artış yapmama, insanca yaraşır bir emekli maaşı vermeme gerek yok diye düşünüyorum. Peki şimdi durum bu. Erdoğan geçtiğimiz hafta sizinle konuştuktan sonra açıkladığı oranları, sosyal SGK ve Bağkur emeklilerine de %5 dedi, müjde dedi. Şimdi onun için de meclis bekleniyor. Şubat'ta gelirse gelir maaşlar. Artık yeni bir umut yok belki değil mi? Belki Mart. Ha. Belki Mart'ta gelir. Bu yani, olasılık da var. Tasarının metnini daha görmedim. Plan bütçeden geçeni. Orada Ocak ayından mı geçerli diyor? Yoksa kanunun yürürlük tarihi, yani resmi gazete yayınladığı tarihten mi diyor? Bilmiyorum. 10 bin lira konusu da aynı şekilde. Biliyorsun 10 bin liraya da 7500 liraya %33 zamla 10 bin lira yapıldı. Onun da başlangıç tarihi Ocak mı olacak? Yoksa kanunun resmi gazete yayınladığı tarih mi olacak? Bu şey demek biraz gecikir, Mart'a kalır demek o da. Bu da Ocak ve Şubat'ta zamlı maaş alamayacaklar anlamına geldiğinde emeklilerin. Ve taban aylık alan 7500 lira alın. Yani 10 bin lira değil 7500 lira Ocak ve Şubat'ta almış olacaklar. Peki Ali Bey, ben çok merak ediyorum. Şimdi izleyicimiz Yücel Bey demiş ki 100 lira 3 dolar 234 sente düşmüşken emekliler yılını ben kabul etmiyorum. Erdoğan halkın geçiminden bir haber demiş. Şimdi bir ülke yöneticisi, hem bir partinin genel başkanı, halkın geçiminden habersiz olabilir mi? Ve ayrıca şunu da size sormak istiyorum. Şimdi az önce Özgür Özel konuştu, Tunceli'de konuştu. 10 bin lirayı kabul etmiyoruz en düşük emekli maaşı dedi. En azından asgari ücret kadar olsun dedi. Asgari ücret 17 bin 2 lira. En düşük emekli maaşı 17 bin 2 lira olursa ne olurdu? Ne olurdu? Yani bu kadar lüks ve şatafattan vazgeçmeyen bir iktidar 17 bin 2 lira vermeyi başaramaz mıydı? Olmaz mıydı emekliye o meblağın verilmesi? Ülke olmaz diye bir şey yok. Bu siyasi tercih. Hı. Yani mesela Beşik Çetin'in vergisini silmek yerine emekliye verebilirdi. Mesela Somali'nin IMF'ye olan borcunu 30 milyon dolara ödemek yerine emekliye verebilirdi. Ama bu siyasi tercih. Emekliye vermeyi tercih etmemiş demektir. Siyasi tercihini emekliden yana değil sermayeden yana kullanmış demektir. Ama yine söylüyorum, o emekli de gidip oy veriyor. Şimdi emekliler... Tamam, yarısı ver. Emekliler diyor ki Ali Bey'e söyleyin biz öyle yapmadık, hepimize birden aynı kefeye koymasın Ali Bey diyorlar. Yok, ne kadarının verdiğini de bilmiyoruz da oransal olarak. %52, ülke %52. İşte çoğunluk emeklilerde mi acaba? Şimdi AKP'nin oy oranına evet. Öyle mi dersiniz? Oy verenlerin çoğunluğu çalışanlar ve emekliler. Hı hı. 55 milyonu, yaklaşık 36 milyonu çalışan ve emekli. Eşlerini saymıyorum bile Ülkü. Evet. Yani o yüzden evet, yarısı vermedi, yarısı verdi. Yarısının vermediği şeyi yarısı verdiği için diğer herkes çekiyor. Tabii sadece emekliler değil tabii ki. Ülkemizin genelinde. Çalışanlar, yani ülkenin nüfusunun %90'ı çalışan ve emeklilerden oluşuyor. Sermaye dediğimiz kesim, iş adamları %5 bile değil. Şimdi
Turunsal kağıtta geliyor ülke. 31 Mart'ta seçim var yine. Bakalım ne olacak? Göreceğiz. Biz, sen, biz buradan ses çıkarıyoruz da orada ne olacak göreceğiz. Peki emekliler yılı bu yıl. Herhalde bu kadarla unutulmaz emekliler. Yoksa... Orada bir kelime unutulmuş. Emeklilerin açlık yılı. Emekliler öyle diyorlar açlık, zaten. Açlık kelimesini unutmuşlar. Bu yıl emeklilerin açlık yılı. Hele Mart'tan sonra durum daha da vahim olacak. Sizden önce Profesör Doktor Şenol Babuşçu vardı yayınımızda. Ocak ayı enflasyonunu %7, 8, 9 olur dedi. Enflasyon çok... Onu bulur. Onu bulur. Ocak ayı %10'u bulur. Ülke çünkü bütün vergi zamları Ocak ayında yapılıyor. Hmm. O da enflasyonu etkiliyor. %58 yaptılar. Yeniden değerleme oranı %58 olmadı mı vergide? Evet. Cezalarda. O da Ocak ayını etkileyecek. Ben %10'u bulacağını, yani %9, %9'dan fazla olacağını düşünüyorum. İnanılmaz. Tabii bunu hesaplayacak olan TÜİK, göreceğiz. TÜİK hesaplayacak ülke. Evet. Bakalım o gerçek enflasyonu yansıtacak mı bu sefer TÜİK? Peki az önce sorduğum soruyu bu sefer asgari ücretlilere çevirip soracağım. Çünkü şunun çok net anlaşılmasını istiyorum. Özgür Özel demin yine bağırdı, seslendi, böyle yüksek sesle dedi ki asgari ücret de 25 bin lira olmalı dedi. Asgari ücret 25 bin lira olsaydı ki enflasyonun çok yükseleceğini siz de söylüyorsunuz, ekonomistler de söylüyorlar. 25 bin lira olsa asgari ücret ülkemiz batar mıydı? Bu da mı tercih? Hayır, batmaz ama birçok iş yeri çalışan çıkarır. İşsizlik artar. Konuya biraz öbür taraftan bakalım. Hı hı. O parayı devlet vermiyor. İşverenler veriyor. Hı hı. Yani senin mahallendeki bakkal, market, lokantacı, su damacanası satan kişiler, onlar veriyor. Peki burada merkezdeki sorun ne Ali Bey? Şimdi demek ki çalışan, yani işveren de o parayı veremeyecek boyutta. İşçi de benim maaşım az, yetişemiyorum diyor. Ortada birbirine girmiş, böyle sarmal olmuş sorunlar yığını var. Evet, yılların birikmiş sorunları. Hı hı. Hiçbir zaman yapısal reform yapmadılar. Vergiyi parası olandan değil herkesten almaya çalıştılar dolaylı vergilerle. Pirinçten alıyorlar, bulgurdan alıyorlar, ekmekten alıyorlar. Bunun para kazanandan olması gerekiyordu. Oraya girmek istemediler. Şöyle düşünün Ülkü. Şu anda 600 milletvekili var. Bu kanunlar da meclisten geçecek. Mecliste kaç tanesi işçidir o vekillerin? Kaç tanesi emeklidir? Yani SSK emeklisi olarak gelmiştir. Kaç tanesi sermayedardır? Evet. Bir de böyle düşünelim. Peki size staj ve çıraklık mağduriyetini ben hep soruyorum. Zaman zaman böyle yayınımızda dile getiriyoruz. Bu sefer sokaktaydı onlar da. Miting de yaptılar. Seslerini de yükselttiler staj ve çıraklık mağdurları. Ben şu cümleye çok takıldım Ali Bey. Haftada bir gün okula gidiyor. Haftada beş gün... Çıraklar. Çıraklar evet. Haftada bir gün gider. Onlar çırak mı, öğrenci mi? Mesleki eğitim merkezleri vardır sanayi sitelerinin ortasında. Haftada bir gün okula giderler. Geri kalan 6 günde iş yerlerinde çırak adı altıyla çalışırlar. Stajyerler de haftada bir gün meslek lisesine giderler. Geri kalan 4 gün işletmelerde staja giderler. Yani onların bir mağduriyeti var. 1987'den beri var. 3308 sayılı kanundan beri var. 87 yılında zamanında Turgut Özal bu soruya çözüm bulmuştu. İsteyen çıraklar ve stajyerler isterlerse tıpkı askerlik borçlanması gibi çırak ve staj sigortalarını satın alsınlar. Onların başlangıç yapalım demişti. Süresi de 1988 yılında bitti. Zaten çırak ve stajyerler de bunu istiyorlar. Gelin o süreyi bize borçlanma hakkı verin. Evet. Biz borçlanalım, parasını ödeyelim ve başlangıç sayısını diyorlar. Burada yerden göğe kadar haklılar. Ve eylemlerine devam etsinler. Evet, bu hafta 14'ünde toplandılar. Pazar günü toplandılar. Eylem yaptılar. O eylemlerine ara vermeden devam etsinler. Ama Mart'tan sonra 4 yıl seçim yok. Ülke, onu da unutma. Evet, onlar da staj ve çırak mağdurlar da unutmazlar büyük olasılıkla. Peki son günlerde daha da dikkatimizi çekmeye başladı. Staj
yaptığı söylenerek, örneğin kafası makineye sıkışıp yaşamını yitiren bir çocuğumuz var. Sizin de dikkatinizi çekmiştir o haberler. Çünkü demin sen de verdin birkaçını. Şimdi stajlar ve çırak olanlar iş yerlerinde meslek öğrenmek için giderler. Yasa gereği üretimde kullanılamazlar. Yani üretim işçisi olamazlar. Ama maalesef ülkemizde çıraklar ve stajyerler iş yerlerinde meslek öğrenmek yerine işverenler tarafından üretimde kullanılan işler haline gelmiş durumda. O yüzden bu da yasal değil. Yapılan iş yasal değil yani. Evet, ama evet. Bir denetim eksiği var. Yani gerek endüstri meslek liselerindeki öğretmenlerin iş yerlerine gidip, işletmelere gidip onları denetlemesi lazım. Çalışmayacaksınız, sadece meslek öğrenmek için seyredeceksiniz. Bakacaksınız. Elinize bir iş almayacaksınız demeleri lazım. Çırakların da bu şekilde sadece meslek öğrenmek adına izleyici olarak iş yerlerinde bulunmaları gerekiyor. Kanun böyle söylüyor. Ama maalesef ülkemizde çıraklar ve stajyerler üretimde kullanılıyorlar. Evet, buradan da bu hatayı görüyoruz. Peki, izleyicimiz şöyle demiş. Emekli çalışan işten çıkartıldığında ihbar tazminatı ödenmiyor. Bu patronlara bir kolaylık. Yasal değil, ödenmesi. Ödenmesi gerekir. Şöyle bak, emekli sosyal güvenlik konusudur. Emekli veya çalışan. Ama işçi iş kanunu konusudur. İş kanunu da çalışanları, işçileri emekli veya değil diye ayırmaz. O yüzden iş kanununa göre çalışan emekli birisi de ihbar tazminatı hakkıdır. Kıdem tazminatı hakkıdır. Yıllık izin hakkıdır. Kanun çalışanı emekli veya değil diye ayırmıyor. Yani canı istediğinde tazminatsız bir şekilde işverenin işten attığını yazmış izleyicimiz. Öyle ya, bir... O zaman yasa, bölge çalışma müdürlüğüne şikayette bulunsun ya da iş mahkemesinde alacak davası açsın. Bir de kayıt dışı çalışan emekliler var. Ali Tezil, onların hiçbir hakkı yok değil mi? Onların sayısı zaten şu anda 1 milyondan fazla. Kayıt dışı çalışıyorlar. Ve işçi de şöyle söylüyor. Oraya prim ödeme, o parayı bana ver. Çünkü o paraya ihtiyacı var. Evet. İhtiyacı var, evet. Bu da tabii bir ülkemizin kanayan bir yarası. Bunun da yine eksiği ne? Ülkü denetim eksiği. Yani tıpkı çıraklar ve stajyerlerin çalışmasında, üretimde kullanılması gibi kayıt dışı istihdamında sorunu denetim eksikliği. Çalışma Bakanlığı veya ona bağlı alt birimler yeterince denetim yapmıyorlar. Ali Bey, buyurun. Çünkü geçen yılki denetim oranı %5'ti. Yani 100 işletmeden sadece 5'i denetlenmiş. 95'i denetlenmemiş. Yani bu da aslında tercih. Şimdi az önce size emekli maaşlarını sordum ya, daha yüksek olamaz mıydı, ne olur da olsaydı dediğimde tercih dediniz. Bu da tercih. %5'ini denetlemek. Tabii %95'ini denetimsiz bırakmak. O da siyasi tercih ülke. Ama unutma, yine aynı yere geliyoruz bak. Bu iktidarı başımıza getiren bundan şikayetçi oluyor. Bakalım önümüzdeki seçimlerde ne olacak? Ben merakla bekliyorum gerçekten. Ben merak etmiyorum. Olacakları tahmin ediyorum ülke. Olsun. Olumsuz söylemeyin. Ben umuttan yanayım her zaman. Olumsuz değil. Tahmin ediyorum dedim. Anladım. Ali Bey, izleyicilerimizden emekli olanlar hala bir umut içerisindeler. 8077 lira seyyanen zam bekliyorlar. İntibak vesaire diyorlar. Buna dair umut var mı? %1 bile yok. Net. Kısa bir cevap verdiniz. %1 bile yok. Kasada para yok. Satacak bir mal kalmadı. Ama sarayın günlük harcamasının 35 milyon olduğu söyleniyor. Tamam, itibardan tasarruf olur mu? Emekliden tasarruf olur mu? Olur. İşçiden oluyor de olur. Anladım. Oluyor da. Anladım. Peki, çok teşekkür ediyorum Ali Tezel. Ben teşekkür ediyorum. İyi Sağ olun, diliyorum. Çok teşekkürler. İtibardan tasarruf olmaz, emekliden tasarruf olur. Emekliye verilmeyen para itibara çok rahat harcanır.